Hürrem Sultan'ın yanından geliyorum. Bana evladımı buraya gönderdiğini söyledi. Olsun sultanım. Arzu ettiğiniz gibi az evvel Firuze Hatun'u kendi ellerimle bindirdim tekneye. Şu an Mısır'a doğru yol almakta. Şükürler olsun ki bu belayı da def ettik. Ona bakan hatun. Kader koymuş adını. Kader. İbrahim. Burada kalamaz. Buna müsaadem yok. Ne yapmamı istiyorsun? Kendi öz evladımı sokağa mı atayım? Hayır tabii ki. Bu gece burada kalsın. Yarın bir yer bulurum ona. Belki bir ailenin yanına vereceğiz. İhtiyacı ne varsa da karşılarım. O benim kızım. Nerede nasıl yaşayacağına ben karar veririm.
Ağalar. Hünkârım. Derhal Firuze Hatun'a haber verin, gelsin. Gözdeniz Firuze Hatun'u görmek istemiştiniz. Evet, neden gelmedi hala? Kendisini Hatice Sultanımızın sarayına yollamıştım. Zira sultanımız bizi çağırdılar. Neden çağırmış? Huri Cihan Sultanımız rahatsızmış biraz. Yanında olmasını istediler. Malum şifalı elleri her derde deva. Benim neden bundan haberim yok? Bağışlayın. Ben hemen döner dedim. Fakat sultanımız bırakmadılar demek ki. Arzu ederseniz derhal alır gelirim. Bu yüzü unutma İbrahim. Bu yumuk gözleri, bu okka burnu, bu ipek elleri. Unutma. O senindir. Senin kanındandır. Yalnızca sana aittir. Hanedanı Ali Osman'ın değil. Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretlerinin değil. Balıkçı Manolis'in oğlu. Pargalı dönme Theodoris'in kızıdır. Ona iyi bak İbrahim. Canın pahasına koru. Zira o senin bu koca dünyada sahip olduğun tek şeydir. O senin kaderindir İbrahim. Eşyalarımı topluyordum. Neden hala hazır değilsin? Vakit var da. Bir şey mi oldu? Abim Mehmet'in hali hiç beğenmiyorum. O cariyeye fazla alaka gösteriyor. Eminim hevesi yakında geçecektir. İnşallah. Neden illa gelmek istediğini anlamıyorum. Burada kalıp kardeşlerinle meşgul olmalıydın. Babam istedi gelmemi. Hem siz merak etmeyin. Selim'in de Beyaz'ın da keyfi gayet yerinde. Biri benim, diğeri Mehmet'in dairesine kalacak. Meşime, nereden çıktı bu Manisa aşkı? Orada çok özlediğim biri var.
Öyle mi? Kimmiş o? Mustafa abi. Çok değil. En fazla bir hafta kalırız. Ondan sonra döneceğim. Bir isteğin varsa söyle. Aslında bir şey var. Söyle. Ben Müslüman olmak istiyorum. Bunu gönülden istiyor musun? Evet. Hem de tüm kalbimle. Şimdi söylediklerimi tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne. Ve eşhedü enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Resulü. Ve Resulü. Bundan böyle senin adın Nurbahar olsun. Nurbahar. Müsaadenizle. Siz niye geldiniz? Gitmeden görelim dedik. Rahatsız ettik galiba. Ne rahatsızlığı? Söyleyin bakalım. Ben de kendime cari istiyorum. Aklın fikrin haremde. Biraz da derslerine meşgul ol. Sen kendine bak. Anne, dün akşam gelen çocuk kimdi? Hadi siz yemeğinizi yiyin. Osman Hurican, gelin buraya. Kaderle tanışın. Anneme ben de şimdi sormuştum. Kim bu baba? Kader sizin... İbrahim. Derhal çocukları odalarına götürün. Sakın İbrahim. Onu evlatlarından uzak tut. Hem ne söyleyeceksin? Nasıl izah edeceksin?
Gidiyor musun? Hünkârımızı bugün yola revan oluyorlar. Sen niye ağlıyorsun? Hiç. Hava bozacak gibi. Üstüne kalın bir şeyler getireyim ben. Bir ihtiyacın varsa söyle. Ağlar kapıda. Bir isteğin olursa onlara söylersin. Sağ ol ağam. Benim kimseden bir şey isteyecek yüzüm yok artık. Hatun, doğduğundan beri sen bakıyormuşsun ona. Doğrudur paşam. Bundan sonra da sen bakmaya devam edeceksin süt annesi olarak. Paşa Hazretleri, Nasuh Efendi geldiler. Gelsin. Paşam. Gel Nasuh Efendi, gel. Gel de kızımla tanış. Kader. Oy. Oy. Allah bağışlasın, pek de güzelmiş. Amin. Amin. Yedi kuledeki konağın hazırlatılması için emir verdim. Bundan sonra orada kalacak. Ben de burada sizinle kalırım. Öylesi daha münasip. Konağın hiçbir eksiği kalmasın. Ağalar, kalfalar, aşçılar hepsi. Onun emniyet ve huzur içinde yaşaması için her türlü tedbiri aldım. Gözümüz ellerinde olur paşam, merak etmeyin. Sen ne yaptın? Arzu ettiğiniz gibi paşam. Firuze Hatun'u saraya teslim ettim. Sultanım. Firuze. Efendi? Benim ya. Sen de mi onlardansın? Bana dokunacak olursan... Dur, dur. Benden sana zarar gelmez. Seni almaya geldim. Gün ışığınca saraya götüreceğim. Nasıl? Ama beni... Şşş. Hepsi oyundu onların. Paşamız buna mecbur kaldı. Ne oyunu? Beni... O yere göğe sığdıramadığınız aşkınızla öldürecektiniz. Böyle söylemiştiniz. Ama görüyorum ki inancınızı kaybetmişsiniz. Aksi halde beni o tekneye bindirmezdiniz. Öyle değil mi? Sen o gece kaybettin.
perşembe gecesi kaybettin. Zehri içecek yüreğin olmadığını biliyorum. Fakat oturup bunu kabullenmeni de bekleyemem. Sultanım, daha çok geceler var önümüzde. Daha evvel de senin gibi cariyeler geldi. Hatta biri prensesti. Ama gitti, ben gönderdim. Emin ol, seni de göndereceğim. Eğer bir gün haremden gidecek olursam, bu ancak kendi isteğimle olur. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan. İbrahim Paşa sözünü tutmadı. Hatice'min yanına gittiğini söylediler. Evet. Kendileri çağırdılar. Sağ olsunlar, buraya geldiklerinde de görmek isterler beni. Sohbet ederiz. Canını sıkan bir şey mi oldu? Söyle. Bugün gidiyorsunuz. Yine ayrılık vakti geldi. Mesele buysa üzülme. Erken dönerim. Gitme Süleyman. Gözde, akılda, canda giderse gitsin. Sen gitme. Bence seni görmek onlardan daha iyidir. Yeter ki sen gitme. Güneş de, gök de senin gölgene sığınmışlardır. Eğer şu gökyüzü, şu yıldızlar giderse gitsinler, yeter ki sen gitme. Gidersen benim canımı da al, beraber götür. Eğer beni bu sofradan alıp kendinle beraber götürmeyeceksen gitme. Ben seninle beraber olunca cihanın her cüzü bana bahçedir, bostandır. Sonbaharda bahçenin, bostanın güzellikleri gitse bile sen gitme. Bana ayrılığını gösterme. Ayrılığın pek taş yürek ister. Bırak be! Neredesin Fidan? Seni bekliyorum. Sultanım, tam geliyordum. Fakat taşlıkta hadise çıkınca müdahale ettim. Ne hadisesiymiş o? Bir hatun getirdiler. Af buyurun, haşa huzurdan. Hatun demeye bin şahit lazım. Tek başına iki ağayı dayaktan perişan etti. Kimse baş edemiyor. Ne yapmış ki? Cariyelerden birinin parasını çalmış dediler.
Kim bu hatun? Nereden çıktı? Şehzade Mustafa Hazretleri yolda görmüş acımış halini. Hay Allah'ım. Git getir şu hatunu. Kapıda bekliyor zaten. Bir an evvel yollayalım gitsin sultanım. Al içeri. İyisin hatun. Sultan var karşında. Nikah meselesinde hakları var şehzadem. Eğer kadıya şikayet ederlerse... bu sizin ve hanedanın itibarı için hiç iyi olmaz. Bu vaziyette yani nikah kıyacağım ya hatunu göndereceğim öyle mi? Gel. Şehzade Hazretleri payitahttan ulak geldi. Sultan Süleyman Han Hazretleri müjdenizi almışlar. Yakında Saruhan'a teşrif edecekler. Âlâ. Yalnız mı geliyorlar? Hayır şehzadem. Hürrem Sultan, Şehzade Mehmet, Şehzade Cihangir ve Mihrimah Sultan Hazretleri refakat edecekler. Valideme haber vereyim. Hünkârımızı en iyi şekilde ağırlamak istiyorum. Şehzademiz lütfetmiş. Acımış halini saraya almış. Gelir gelmez cariyelerin parasını mı çalıyorsun? Ben çalmadım. Fidan Hatun yalan mı söylüyor? Ben çalmadım sultanım. Hatun başına ağları dayaktan geçirmene ne demeli? Bana hırsız dediler. Hırsız mısın zaten? Esnaf ilanla etmiş senden. Ben çok şey yaptım dışarıda. Kötü şeyler yaptım. Ama burada yapmadım sultanım. Yapmadım. Yalan söylüyor. Emredin koyalım kapının önüne. Sultanım. Beni buraya şehzade getirdi. Yardım etti bana. Asla ihanet etmem ben. Kötülük etmem. Fidan. İşin aslı belli oluncaya kadar haremde kalsın. Sağ olun. Sultanım, hünkârımızdan haber gelmiş. Yakında teşrif edecekler. Hünkârım bu sabah Hızır Reis geldi. Huzurunuza çıkmak için kabul bekler. Gelsin. Fakat daha evvel sizinle konuşmak istediğim bir husus var. Dinliyorum İbrahim. Nigar Hatun'la alakalı mesele malumunuz. Şükürler olsun ki mazide kaldı ve biz Hatice Sultanımızla huzur ve saadet içerisindeyiz. Ancak... Ancak ne? Nigar Hatun'u alıkoydukları vakit gebeydi ve bana çocuğun ölü doğduğu söylenmişti. Ancak çocuk yaşıyor hünkârım. Nasıl olur bu? Kim niye saklasın ki? Hatice? Kendilerince böyle bir çözüm bulmuşlar. O çocuğun aramızdaki huzuru bozacağına inanıyorlar. Böyle düşünmesi için yeterince sebebi var. Çocuk nerede? Yedi kulede bir konağa yerleştirdim hünkârım. Hünkârım her ne olursa olsun... o benim evladımdır. Ve günahıyla, sevabıyla bütün mesuliyeti bana aittir. Hünkârım, Kaptan Derya Hızır Hayreddin Paşa geldiler. Hızır Reis geldi sultanım. Hünkârımız kendileriyle görüştükten sonra teşrif edecekler.
Hünkârımız ona bir hayli kıymet veriyor. Hakkında çok şey işittim. Dediklerine göre İbrahim Paşa ile de arası iyiymiş. Hızır Reis hiçbir ittifakın içinde bulunmaz sultanım. Lakin hünkârımızla olan yakınlığı er ya da geç paşayı rahatsız edecektir. Bu da paşayı hünkârımızla karşı karşıya getirir. Güzel. Gelelim diğer mevzuya. Bağışlayın hünkârım. Size karşı mahcubum. Tunus'u kafirin elinden aldım fakat muhafaza edemedim. Zinhar mahcup olmayasın Hızır Paşa. Kararlaştırdığımız üzere sana destek veremedik. İçin rahat olsun reis. Kendinden kat be kat kuvvetli bir orduya karşı ancak bu kadar direnebilirdin. Sağ olun. Ve fakat Tunus'u tekrar fethetmeden içim rahat etmeyecek paşa. Benim de öyle. İbrahim Paşa, irademdir. Derhal Tunus seferi için hazırlıklara başlansın. Hiçbir eksiği olmayan kuvvetli bir donanma istiyorum. Zira sadece Tunus'un değil, Roma'nın da fethi yakındır. İbrahim Paşa bana verdiği sözü tutmadı. Tekneyi yoldan çevirmiş. Firuze tekrar hareme geldi. Çocuk ne oldu sultanım? Aldı. Ama zaten onu daha fazla tutmaya niyetim yoktu. O çocuğun varlığı Hatice Sultan'ı bir hayli huzursuz edecektir. Vakti gelince Nigar da öğrenecek. Neden bekleyelim? Seninle evliyken olmaz. Boşanacağınız vakit öğrenir. Hatta onu boşamanın sebebi bu olacak. İbrahim Paşa kendisi... Asla söylemez. Zaten güç bela çıkardı hayatından. Neyse. Birazdan yola çıkacağız. Bir hafta kalacağımı söyledi. Rüsema. Döndüğümde Firuze'yi burada görmeyeceğim. Ne yap et ondan kurtulmanın bir yolunu bul. Sizi itham edecekler sultanım. Düşmanlarınızın eline böyle bir fırsat verirsek. Umurumda değil. Ne olacaksa olsun razıyım. Rüsema bu işi hallet. Döndüğümde Firuze olmayacak. Olmayacak. Sultanım. Gitmeden görmek istedim sizi. Sana buraya gelme demiştim. Döneceğim hemen. Sizi müşkül durumda bırakmak istemem. Ne var? Manisa'da sizi bekleyen biri var. Bir hayli cesur ve aşık biri. Onunla aynı hisleri paylaştığınızı biliyorum. Firuze. Sakın kendinize engel olmayın. Kalbinizin sesine kulak verin. O size doğru yolu gösterecektir. Tedbiri de elden bırakmayın ama. Bir gören duyan olmasın. Belki de yol akınken dönmek lazım. Nihayetinde bir istikbalimiz yok. Böyle düşünmeyin. Bu sizin ellerinizde. Tamam. Bu kadar kâfi. Artık git. Yolunuzda, bahtınızda açık olsun sultanım. Şehzade Hazretlerim. Taşlıcalı. Hünkârımızın Akhisar mevkiinde olduğu bildirildi. Gelmeleri yakın. Hmm.
Siz buyurun giyinin. Şehzadem. Gel eline. Bizi yalnız bırak. Günlerdir görmüyorum seni. Biraz meşguldüm. Ben senin için buradayım. Dayanmak güç. Sabretmek güç ama katlanıyorum. Çünkü sen varsan her yer cennet bana. Ama yoksun. Ben neredeyim, ne yapıyorum hiç sormuyorsun bile. Beni sevmiyor musun artık? Ne demek bu? Karacan benim. Bir dil bin haremim olsa ne fayda? Benim gönlüm sendedir. Buraları avcumun içi gibi bilirim. İbrahim'le gezmediğimiz, dolaşmadığımız yer yoktur. Devlet idare etmeyi burada öğrendim. O günü ben de iple çekiyorum hünkârım. Aklın fikrin sancağa çıkmakta. Ben de öyleydim. Lakin Manisa'dan evvel 3 sancak değiştirdim. Yüce Atam Sultan Beyazıt Han beni evvela Karahisar sancağına tayin etti. O vakitler rahmetli amcam Şehzade Ahmet Amasya'daydı. Bu çocuk burada ayağımın altında dolaşmasın diye istemedi. Böyle olunca Bolu sancağını verdiler. O vakitte amcam ben İstanbul'a sultan olmaya giderken Selim'in oğlu yolumu keser diye istemedi. Böyle olunca iki valiliğim de başlamadan bitmiş oldu. Ondan sonra Kefe sancağına tayin ettiler. Kefe mi? Karadeniz'in kuzeyindedir. 3 yıl orada kaldım. 15 yaşındaydım gittiğimde. O halde benim de gitmem farz oldu. Sende o cevher var elbet. Benim göz bebeğimsin. Lakin vakit vakte uymaz oğlum. Abin Mustafa sancağa yeni çıktı sayılır. Bir müddet geçsin. Hem bakalım validen senden uzak kalmayı isteyecek. Validem ister. Bir an evvel devlet nasıl idare edilir öğrenmem lazım. Emri hak vuku bulur da bir gün terk edersem bu dünyayı. Allah göstermesin hünkârım. Böyle söylemeyin. Bir gün olacak elbet. Ben de herkes gibi göçüp gideceğim. İşte o vakit kim nerede olur ne halde olur bilemem. Ancak tahta Mustafa yakındır oğlum. Lakin kimin hükümdar olacağını Allah bilir. Rahmetli babam tahta çıktığında en küçük evlattı. Mustafa abimin bu yüce vazifeyi layıkıyla yapacağından kuşkum yok. Ben de her daim yanında olurum. Her ki mesneye evladından saltanat müyesser olan karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecmiz etmiştir. Anımla amil olalar. Neden bunu söylediniz hünkârım? Yüce Adamız Sultan Mehmet Han kanunlu amirlerimiz de böyle buyurmuştur. Bunu zinhar aklından çıkarmayız. Mustafa abim ne bana ne de kardeşlerime kıymaz. Kıyamaz. Kıymaz evet. Her şey tamam değil mi? Evet sultanım, bir eksiğimiz yok. Ne oldu bu hatunun vaziyeti? Doğru söylüyormuş sultanım. Parası kaybolan hatun geldi yanıma. Eşyalarının arasından çıkmış. Kendi koymuş sonra unutmuş gafil. Gözlerinden belliydi zaten yapmadı. Neyse
haremin nizamını öğretin. Kavga dövüş istemiyorum. Ben icabına bakarım sultanım. Leyla'nı nerede? Odasında mı? Görmedim hiç. Aman diyeyim konuşumluğuna. Ortalıkta gözükmesin. Neden hala burada sultanım? Yoksa nikah mı kıyılacak? Ne nikahı? Hünkârımız bir gelip gitsin, o beladan da kurtulacağız. Bir gün lalezar elden gider, çün irer faslı hazan, bağ-ı bahar elden gider. Bağ-ı bahar elden gider. Kolay gelsin Kadı Efendi. Paşa Hazretleri, hoş gelip sefalar getirdiniz. Ben de sizin için tohumları ayırıyordum. Bahçenize ekerseniz ne âlâ. Eksik olma. Nedir bunlar? Bunlar zerrin kadehtir Paşa Hazretleri. Hepsi birbirinin aynıdır fakat renkleri ayrıdır. Benim mahsulümdür. İsimlerini de ben koydum Paşa Hazretleri. Bu Ebu Suud sarısı, bu beyazı, bu da müşabihidir Paşa Hazretleri. En çok gül ve laleyi sevdiğini söylediler. Gül ve lale, Paşa Hazretleri, eskiler gül ve laleye belirli bir ruhaniyet atfetmişlerdir. Gül, Hazreti Muhammed'i temsil eder. Onun için çok severim. Laleye gelince, lale Allah lafzının yazılışına benzer. Bir hayli değişik laleler olurmuş başında. Bahar olunca buyurun onları da görürsünüz Paşa Hazretleri. Onlar ben fakirin ıslah edip yetiştirdiği lalelerdir. İsimlerini de ben koydum Paşa Hazretleri. Yeni bir cinstir. Cennetin nuru yani nuru adn. Âlâ. Âlâ. Hafız da pek bir Ömer laleyi. İnsanın yanında bir lale yanaklı olmazsa ne çemenin ne de çiçek bahçesinin güzelliği kalır der bir gazelinde. Hafız iyi şairdir Paşa Hazretleri. Değil mi iyi şairdir? Sakın başkaları işitmesin bu söylediğini. Zira onun divanı küfür doğrudur, onun divanı yakılmalıdır diyen din adamları var. Onlar her kimse Paşa Hazretleri gurur ve kibirlerinin esiri olmuşlardır. Yoksa Hafız-ı Şirazi'yi okumakta hiçbir mahsur yoktur. Yunus Emre için söyler misin aynı şeyi? Söylemem. Zira Yunus'un şiirlerini okumak açıkça küfürdür. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Mustafa'm. Hünkârım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk Mustafa. Mehmet. Demek sarayın burası. Çok güzelmiş. Hünkârım. Şehzadem hoş geldiniz. Tarşıcalı Yahya bahsetmiştim. Sultanım, hoş geldiniz. Şehzadem. Sultanım. Nasıl memnun musun şehzademden? Biz ziyadesiyle razıyız hünkârım. Rabbim de razı olsun. Amin. Kaderde geri dönmek varmış. Dünya gözüyle görmek nasip oldu. Buralarda hala yaptıklarınızı anlatırlar hünkârım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri.
hünkârım. Nihayet geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Saruhan'ı hayli özlemişim. Her fırsatta durduk. Nasılsın? Gördüğünüz gibi iyiyim. Evladımızla, torunumuzla birlikte huzur içindeyiz. Şükürler olsun. Âlâ. Hürrem, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol Maydevran. Mihrimah, bu ne güzellik böyle. Teşekkür ederim sultanım. Siz de göz kamaştırıyorsunuz. Demek burada yaşıyorsun. Evet, hayatımdan memnunum. Malum, bir torunum var artık. Bir şehzadem daha oldu. Büyük valide oldun desene. Buradakiler valide sultan diyor. Odalarınız hazır. Evvela istirahat edin. Uzun yoldan geldiniz. Sağ ol. Doğrudur Kadı Efendi. Fransız elçisiyle müzakereler sürüyor. Sebebi ne olursa olsun Paşa Hazretleri, bu imtiyazların bizim için bir faydası yoktur. Bugün Devlet-i Aliye kuvvetlidir. Fakat yarın öbür gün Allah korusun en ufak bir tökezlemede bu imtiyazlar başımıza bela olur. Bunun faydasına ziyanına ben karar veririm. İstanbul kadısı olarak herkesten evvel öğren istedim. Bu kadar. Cenab-ı Hak Lokman suresinde küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, durmadan övünen kimseleri asla sevmez diye buyurur. Benim mağrurluğum şahsımın değil, Devlet-i Aliye'nin mağrurluğudur. Bulunduğum makamda ben İslam'ın kılıcı olan bu devleti temsil etmekteyim. Öyle alelade insanlar gibi davranamam. Makamlar geçicidir. Vezir-i Azam Hazretleri. Dikkat etmek lazım. Hani sizin çok sevdiğiniz bir İtalyan şairi vardı. Neydi adı? Dante. Alighieri. Dante Alighieri. Onun bir sözü vardır. Cehenneme giden yollar İyi niyet taşlarıyla döşelidir. Benim makamım divanda değil, Hoca Çelebi. Hünkârımızın iradesindedir. Fethetmek için böyle bir ittifaka ihtiyaç var elbet. Fakat bu imtiyazlar paşam, bizimle ticaret yapan diğer devletler üzecektir. Onlar da isteyecekler. Ayrıca bizim ticaret erbabının da hoşuna gideceğini zannetmiyorum. Biz istediğimizi aldığımızda Devlet-i Aliye hiç olmadığı kadar kudretli ve zengin olacak. Bak o zaman görürsün, herkes memnun olur. İnşallah. Paşam bu size bahsettiğim düşes. Giulia Gonzaga. Tiziano'nun resmettiği şu meşhur düşes. Ta kendisi. Tunus seferine giderken onu almak için İtalya kıyılarını topa tuttum. Hatta Papa kendisi için geldiğimi zannedip Roma'yı boşaltıp kaçmış. Giulia Gonzaga'yı kaçırdılar. Bir müddet izini sürdük. Fakat yok, bulamadık. Hususi olarak bir ağaya vazife verdim. İzini sürmeye devam ediyor.
Elbet bir gün yakalar hünkârımıza sunarız. Sultanım. Hızır Reis'le tanışın namı diğer Barbaros. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Sağ olun. Adınızı çok işittim. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Şeref duydum sultanım. Allah salihlerini eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devlet-i haliyeye bağışlasın. Bir ara hareminizde de gelin. Kendisiyle tanışmak isterim. Sultanım malumunuz benim hayatım hep denizlerde geçti. Bu yüzden hiç evlenmedim. Artık bir ayağın payitahtta olduğuna göre kendi haneni kurabilirsin. O vakitler geçti paşam. Artık denizden gayrı ne eş olur bana ne de yar. Aile mühimdir. Evlatlarınızla, onların anasıyla huzur içinde yaşamak mühimdir. Ama sizi anlıyorum. Onları bedbaht, gözleri yaşlı bırakmaktansa yalnız olmayı tercih ediyorsunuz. Paşam müsaadenizle ben artık gideyim. Uğurlar olsun. Donanma hazırlıklarından beni haberdar edersin. Nasıl isterseniz paşam. Sultanım. Hayırlı geceler. Size de. Hızır Reis gibi değerli bir paşanın yanında benden hayatından nasıl şikayet edersin? O halde sen de biraz kendi evlatlarınla meşgul ol. Her gece onun yanındasın, o gayrimeşru çocuğun yanında. Onun bir babası var. Benim adımla anılacak. Zinhar yapamazsın bunu. Bunun benim itibarım. Yani hanedanın itibarını zedeleyeceğini bilmiyor musun? Senin vazifen benim aileme hizmet etmek. Devlet-i Aliye benim. La Divina Commedia. İbrahim Paşa'nın hediyesidir. Dante Alighieri'nin. Okumadıysan al. Yalnız İtalyanca.
Bir türlü tam vakıf olamadım. Ama inat ettim, öğreneceğim. Neyi anlatıyor? Cehennemi. Sonra Arafı. Cenneti. Muazzam bir seyahat. İnsanın kendi ruhunda çıktığı muazzam bir seyahat. Zannediyorum Miraçnamelerden esinlenmiş. Neyse. Bir iki gün dinlen de beraber hava çıkarız. Çok isterim. Gelmeden babamla da gittik. Nasıldı? İyiydi. Babamla kılıç talimi bile yaptım. Kısa sürdü her zamanki gibi. O gün bana bir rüyasını anlattı. Ben doğduğum gece bir rüya görmüş. Odasına gittiğinde karanlıkmış her yer. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahtı aydınlatmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Mahidevran, nasılsın, iyi misin? Bir sıkıntın yoktur inşallah. Şükürler olsun. Aslanım el üstünde tutuyor. Âlâ. Hatırladınız mı? Bu masada işlerdiniz mücevherler. En güzel, en mesut yıllarımız bu kubbe altında geçti. Nereye baksam bir hatıra canlanıyor gözüm. Burada gördüm sizi. Burada aşık oldum. Mübarek ayaklarınızın tozunu burada yüzsürdüm. Evladım Mustafa'yı bu odada doğurdum. Zaman nasıl da hızlı akıp geçiyor. Oysa her şey hala dün gibi. Hala kulaklarımda sizin sesiniz. Mahidevran, kübarım. Başlayayım. Yahya Efendi. Söyle ağa. Bu sizin. Ne bu? Yarın sabah has bahçede olacağım. Çeşmenin arkasında. Yeter, yeter. Tamam, çıkın, çıkın, tamam.
Validem, iyi misiniz? Biraz canınız sıkılmış gibi. Fatma Hatun'u görünce kanım çekiliyor sanki. Yazık. Vaktiyle beni öldürmeye çalışan da Şehzade anası oluyor. Üstelik Şehzade'nin ismini Süleyman koyuyor. Yerleşebildiniz mi Hürrem? Karlıca değiliz Maydevran. Bir şeye ihtiyacın varsa söyle Mihrimah. Siz her şeyi düşünmüşsünüz, sağ olun. İzninizle. Burası en sevdiğim odadır. Zira hünkârımızı ilk burada gördüm. Rüya gibi bir geceydi. Allah sana başka keder vermesin. Elinde kalan tek şey rüyaların. Senin de havadislerini alıyorum. Ben ateşin ta kendisiyim diyordun. Ama Firuze pek yakmış canını. Bunları yaşadığın için çok iyi bilirsin. Haseki Sultan ancak bir şekilde kaybeder. Perşembe gecesi elinden alındığında. Bir gün o da olacak. Ayrıca diğer gecelere ne oldu? Çuvala mı koydun yoksa? Biraz daha konuşursan o çuval içine sen gireceksin. Buraya kadar gelmişken hava çıkarız elbet. Lakin günübirlik gideriz. Vaktimiz kısıtlı. Manisa'yı merak ediyorum. Abim gezdireceğini söyledi. Ben de epeydir görmedim. Birlikte gezeriz. Mustafa'm. Buyurun hünkârım. Nerelere daldın? Hiç. Sizi dinliyorum. Keşke hep böyle bir arada olabilsek. Siz bekleyin. Sultanım. Günümü ve gecemi aydınlatan sultanım. Nihayet geldiniz. Neden benimle böyle konuşuyorsun? Sultanım. Sen ne söylediğini farkında mısın? Hiç kuşkunuz olmasın. Kalbimden geçen neyse dudaklarımdan dökülen de odur. Peki ya bir gören ya da bir işiten olursa? Başına neler geleceğini biliyorsun değil mi? Muhtemelen kellemi alırlar. Korkmuyor musun bundan? O zaman neden benim... Sultanım, ben bir askerim. Gözümü bile kırpmadan defalarca ölümüne savaştım. Can aldım. Can verdim. Fakat buna rağmen korkuyorum. İlk defa ölmekten korkuyorum. Sizi bir daha görememekten korkuyorum.
Bağışlayın beni sultanım. Sizi görmedim. Nazlı. Buyurun sultan. Mirima nerede? Bu senin. Venüs Aslı. Aslı bende kalacak. Olması gereken yerde. Sultanım. Bir daha ne vakit görürüm sizi? Afife Hatun. Çok sağ ol. Sayende biraz nefes aldım. Şehzadelerim. Afife Hatun. Söyle Rüstem Ağa. Hünkârımız gitmeden evvel bir at seçmemi buyurmuşlardı Firuze Hatun için. Görmek isterim. Elbette. Birazdan gelir. Hünkârımızın hediyesiymiş. Firuze. Hünkârımızın sana alakası malum. Fakat Hürrem Sultan sanma kendini. Daha çok üzülürsün. Ne demek şimdi bu? Geldiğimden beri düşünüp dururum. Sual ederim kendime. Neden hünkârımız Hürrem Sultan'a bu kadar bağlı diye? Onca sene geçti. Kimler gelmiş, kimler gitmiş. Bir cevap bulabildiniz mi? Bulamadım. Ta ki o geceye kadar. Gözlerimin önünde kıyacaktı canına. Yetişmeseydim içecekti o zehiri. Dünya gözünde değildi. Evlatları, bunca mal, mülk, saltanat, hiçbir şey umurunda değildi. Yaptıklarını tasdik etme mümkün değil. Ve fakat böyle bir aşk önünde herkes hürmetle eğilmeli. Tıpkı hünkârımızın eğildiği gibi. Canın sıkılıyor mu burada? Ben onlara söylerim. Seni dışarı çıkartırlar, bahçede oynarsın. Ben de gelirim. Hadi sen orada. Ah paşam. Daha ne kadar sürecek bu böyle? Kızcağızın bakıcıya değil, anaya ihtiyacı var. Anası evlendi matrakçı. Yoksa ben de biliyorum ne yapacağımı. Burada yaşardı onunla birlikte, benim de aklım kalmazdı. Hürrem Sultan biliyor. Ne malum ifşa etmeyecekleri. Daha söylemediklerine göre başka bir emelleri var. Firuze Hatun, buyurun. Hünkârımızın hediyesi. Rüstem Ağa, çok güzel. Binebilir miyim? Ne vakit isterseniz haber edin, ben hazırlatırım.
Firuze. Hadi dönelim artık. Şehzadelerimiz de buyursunlar. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Olmaz şehzadem. Bu kadar kâfi. Hocalarınız bekliyor zira. Hep ders. Şehzadem, sonra gene gelirsiniz. Birlikte kılıç talimi yaparız. Ben gelirim Rüstem'e. Şehzadelerim. Kolay gelsin efendim. Sağ olasın. İşlerin nasıl? Şükürler olsun. Şehzademiz geldiğinden beri cebimiz para gördü. Saruhan'ı iyi yönetemiyor diyorlar. Her tarafta karışıklık baş göstermiş. Kim demişse halt etmiş. Şehzademiz cihanı yönetir evelallah. Babası gibi sultan göndereceğiz onu buradan. Allah'ın izniyle tahta çıkacak bir gün. Tahta. Sultan Süleyman öyle kolay vermez tahta. Orası öyle. Hürrem Sultan müsaade etmez. Mehmet büyümüş diyorlar. Büyüse ne olacak? Şehzade Mustafa varken ona mı kalmış tahta çıkmak? Bu ne cüret? Şehzadeniz sultanınız hakkında nasıl böyle konuşursunuz? Kolay gelsin ağlar. Sağ olasın. Senin için bıldırcın yaptırdım. Pek severdin. Merak etme. Zehir yok içinde. Ben tedbirimi alayım da yapmadığın bir şey değil. Vakıf kurmuşsun. Mühim kim varsa haremini çağırmışsın. Ne yapıyorsun Hürrem? Devleti mi yönetmeye talip oldun? Anlaşılan kuşların çok. Her şeyi öğrenirsin. Veliaht Şehzade annesi olmak kolay değil. Doğru söze ne denir? En ufak hatanızda kelleler gider. Ayrıca vakfın tek bir gayesi var. O da hayır işleri yapmak. Bahçeye çıkmışsın sabah. Evet, biraz etraf dolaştım. Bir dahaki sefer haber ver. Ben de gelirim. Sohbet ederiz. Olur. Buyurun beyim. Şerbetiniz. İşlerin nasıl? Karın tokluğuna çalışıyoruz beyim. Başkaca mesleğin yok mu senin? Tarlamız vardı. Fakat yoklukta sattım. Şehzade Hazretleri isteyenlere tarla vereceğini söylemişler. Nasıl verecekmiş? Ne lazımsa temin edilecekmiş beyim. Biz ekip biçeceğiz. Bir kısmını biz alacağız. Gerisi de hazineye gidecekmiş. İnşallah olur. O vakit gece gündüz dua ederiz şehzadeye. Hayırlı işler olsun. Sağ olun beyim. Mustafa. Birçok arazi boş duruyor hünkârım. Ekip biçecek güçleri yok. Böleceğim hazineye para girer, hem de işi gücü olmayana bir ekmek kapısı olur dedim. Hala. Güzel düşünmüşsün. Babası. Canını almadan git buradan. Sen karışma. Şehzadeye bir çift lafım var. Yürü dedim. Bırak beni Şehzade Hazretleri. Sanki koskoca şehzadesin. Yakışıyor mu sana nişanlı bir kızı kaçırmak? Hadi aldın bari nikah kıysaydı. Ailesi utanç içinde. Şehzademiz sana nikah kıyar mı zannediyorsun? Hünkârımız gider gitmez kapının önüne koyacaklar seni.
çocuğa güvenme. Gülçe'yi hatırlıyorsun, öyle değil mi? Bir gün sen de onun yanına gideceksin. Bu yılan yolunu kestiğine göre şehzademizin gözdelerindensin. Adın ne? Helena. Helena. Benden sana bir tavsiye. Eğer ayakta kalmak istiyorsan bu güzel yüzün yetmez. Cesur olacaksın. Ezdirmeyeceksin kendini. Hı? Şimdi söyle, bu nikah meselesi nedir? Nişanlı olduğu doğru hünkârım. O çarşıda gördüğünüz tüccar. Borçlandırmış aileyi. Kendine mecbur bırakmış. Evvela aileyle görüştüm. Kendi rızalarıyla attılar nişanı. Sonra da tüccar olan borçlarını ödedim. Sen ki burada benim adaletimi temsil ediyorsun. Kanunlara evvela senin riayet etmen icap eder. Hatun esir değil, ganimet değil. Nasıl alırsın hareme? O tüccar mahkemeye gitse kazanır. Ben dahi kurtaramam seni. Ailesinin rızasını alsan dahi hür bir hatunu kaçırmakla itham edilirsin. Benim şehzadem kendini nasıl böyle bir vaziyete layık görür? Üstelik mevzu bahis hanedanın itibarı. Buna fırsat vermeyeceğim hünkârım. Hatuna nikah kıyacağım. Nikah? Aksi halde onu kapının önüne koymam lazım baba. Bunu yapmamı istemeyin benle. Günlerdir uyumuyorsunuz. Doğru dürüst bir şey yediğiniz de yok. Böyle devam ederseniz hasta olacaksınız. Nerede şimdi acaba? Saraydadır elbet. Belki de Nigar'ın yanındadır. Sultanım yapmayın. Nigar'ın çocuktan haberi bile yok. Bilmiyorum Güf. İçimden bir ses. Bu çocuk onları tekrar bir araya getirecek diyor. Bu mümkün değil. Paşamız kendi elleriyle evlendirdi onu. Daha önce de kendi elleriyle evlendirmişti. Sultanım bu aynı şey değil. En başında söyledim size. Göndermeyecektiniz. Hiç değilse gözünüzün önünde olurdu. Sultanım. Neredeymiş paşa? Öğrendin mi? Saraydalarmış sultanım. Çekilebilirsin. Hayırdır senin? Ne işin var bu vakitte? Burada olduğunuzu söylediler. Bir arzunuz var mı diye sual etmeye geldim. Var. Evine git. Hünkârımız dönene kadar da gelme. Dinle. Sağ olun paşam. Malumunuz yine evliyim. Hatuna vakit ayırmak lazım. Sen hiç merak etme. Daha epey vaktin olacak. Hünkârımız dönünce yollayacağım seni. Hayırlısı paşam. Bunun izahı yok Mahidevran. Validesi olarak mesuliyet senin. Nasıl müsaade edersin? Böyle olacağını nereden bilebilirdim hünkârım? Birkaç gün gönlünü eğler sonra yollarım diye düşündüm. Ayrıca ben konuştum Mustafa'mla. Hatun kalmayacak burada. Nikah kıymak istediğini söyledi. Zinhar olmaz. Böyle bir kararı ona bırakacak değilim. Baştan düşünecektim bunu.
Sen ne dersin? Naçizane tavsiyem şehzadem. Nikah kararınızda ısrar etmeyin. Helena'dan vazgeç mi dersin? Hayır. Hünkârımız gittikten sonra bir hal çaresine bakarsınız derim. Gel. Gel Mirma. Şehzadem. Ben Cihangir'i merak etmiştim. Anlaşılan keyif gayet yerinde. Şehzademiz bir hayli yaman olmuş. Gücü kuvveti de yerinde. Bir hayli de mesut gördüm. Buraya geldiği içindir. Bilhassa sizi çok özledi. Taşlıcalı ağlara söyle Mihrimah'ın yemeğini de buraya getirsinler. Bir sakıncası yok değil mi? Çok sevinirim. Müsaadenizle şehzade. Sultanım. Nedir seni böyle üzen? Hazırlığını yapıyorum. Anlaşılan o ki vaktinden erken döneceğiz. Buraya gelmekten hoşnut olduğunu sanıyordum. Ne oldu ki birden? Yoksa Şehzade Mustafa'nın yaptıklarını mı öğrendin? Helena diye bir hatunla nikah kıymak istiyormuş. Mustafa tuhaf bir şehzade. Böyle hatalara düşebilir elbette fakat Mahidevran'ın ona yol göstermesi icap ederdi. O da memnun değil vaziyetten. Defalarca konuşmuş. Meseleyi halledeceğini söyledi. Bir kez konuşması kâfi olmalıydı. Ya evladı onun söylediklerine itibar etmiyor ya da onu sana karşı düşman etmeye çalışıyor. Ne demek bu? Şehzade Mustafa senin gibi vicdan sahibi iyi bir evlattır. Bu haliyle asla bir ihanetin içinde olmaz. Mahidevran ise bir an evvel oğlunun tahta çıkmasını istiyor. Bunlar ağır ithamlar Hürrem. Ben yaşadım Süleyman. Kendi gözlerimle gördüm. Ölüm döşeğindeyken Mahidevran'ın üzülüp ağladığını mı sanıyorsun? Öfke ve nefret içindeydi. İntikam ateşiyle yanan gözlerini gördüm. Rahmetli varide bile onun şerrinden korkup evlatlarımı saraydan kaçırdı. O kara günlerde neler yaşadığımı bir ben bilirim. Yüce Rabbim senin acını bana göstermesin. Sen yoksan neyliyim tahtı tacı? Dünyayı neyliyim? Zaten ben ne yaptığımsa senin için değil mi? Başıma ne geldiyse senin için değil mi? Benim başıma da ne geldiyse senin için Hürrem. Sultan Süleyman Hazretleri kralımızla dostluk ve ticaret anlaşması için ne düşünmektedirler? Monsieur Fore, siz bizi hiç anlamadınız. Hünkârımız her şeyini bana emanet etmiştir. Savaş yapmak, barış akdetmek benim elimdedir. Nihai kararı siz mi veriyorsunuz?
Hayvanların en yırtıcısı olan aslan güçle değil, zekayla ehlileştirilir. Terbiyecisi onu evvela sevdiği yemle, daha sonra da alışkanlıkla uysallaştırır. Efendisinin elinde kısmen korku uyandırmak, kısmen gerektiğinde kendini korumak için her daim bir sopa vardır. Hiçbir yabancı ona yem vermeye cesaret edemez. Ancak ve ancak alışkın olduğu kişi ona yem verebilir. Aslan hükümdardır, monsieur. Terbiyecileri de vezirleridir. Aslan Osmanlı'nın yüce hakanıdır. Ben de hünkârım olan yüce padişahı, söz konusu olan hakikat ve adalet sopasıyla terbiye ediyorum. Bir vakitler bu orman bizim sığınağımızdı. Saraydan kaçıp buralara gelirdik. Muhafızlar bütün gün bizi arardı, biz de sohbet ederdik. Hiç bıkmadan, usanmadan hak, adalet, ilim, sanat, felsefe, nice hayaller kurardık. İbrahim Paşa ile hünkârım. Paşa da çok bahsederdi o günlerden. Hatta itiraf etmeliyim ki paşayı kıskanırdım. Benden çok onu görürdünüz. Güzel günlerdi Mustafa'm. Paşa ile yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Dostluğumuz her şeyden önemliydi. Gizli saklı nedir bilmezdik. Meğer o saf günlerimiz hayatımızın en güzel vakitleriymiş. Sultanın kulu değil dostu olduğunuzu söylemişlerdi. Haksız değillermiş. Doğrudur. Ben onunla aynı haftada doğdum. Ve birlikte büyüyüp yetiştirildik. Ben bunları size anlatıyorum çünkü onun bana duyduğu itimadın ne denli büyük olduğunu ve karşılığında benim de onun mülkünü, itibarını ve şerefini muhafaza etmek için ne denli büyük çaba harcadığımı anlayın diye. Vezir-i Azam Hazretleri anlaşma hakkında ne düşünmektedirler? Monsieur Fauré, bizden istediğiniz imtiyazları size vereceğim. Ancak buna bir anlaşma demeyelim. Bu bizim size olan ihsanımızdır. Zira biz sizden hiçbir şey talep etmiyoruz. Siz bize muhtaçsınız. Osmanlı olmadan siz var olamazsınız. Size şükranlarımı sunarım Vezir-i Azam Hazretleri. Bu Fransa ile yüce devletiniz arasındaki ebedi dostluğun bir başlangıcı olacaktır. Dostlukların ne kadar süreceğini kimse bilemez. Zira tarih kitapları dostluklardan çok ihanetleri yazar.
Gördün mü pasanın halini? Gördüm Mesrefoy. Dediğiniz gibi biz paşadan çok sultan gibi. Antlaşmayı imzalayacaklar mı dersiniz? Umarım. Ancak Vezir-i Azam bu vazifede pek uzun müddet kalamayacağı benziyor. Padişahı gölgelemeye başlamış. İktidar gölge kabul etmez. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahta aydınlanmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o. Mustafa mı? Ne de senin canını sıkan şeyleri? Hünkârım, çarşıda pazarda kiminle söylediği mühim değil. Benim tek arzum size layık bir evlat olabilmektir. Ben seni tanırım Mustafa'm. Cümle alem benim karşıma geçip senin aleyhine konuşsa zinhar itibar etmem. Bu nikah meselesiyle de sizi üzdüysem bağışlayın. Böyle şeyler beni üzmez Mustafa'm. Bilirsin benim aşka hürmetim vardır. Lakin dikkat etmen lazım. Görüyorsun herkes seni cümle Osmanlı mülküne layık görüyor. Tıpkı benim gibi. Bu yüzden aşkın seni aciz kılmasına müsaade etme. Sultanım. Bu ne güzelliktir böyle. Eğer gözlerimi sizden alamazsam bağışlayın beni lütfen. Gönlüme bir ateş gibi düştünüz. Gayrı iflah olmam. Şairlerin lafına, sevdasına itibar edilir mi? Derler ki her güzel de gönlü olurmuş. Ağla dur her dem göz aç durmaz bu barağını bela. Kime baksun yâre bakan gözlerim ya Rabbena. Görüp bu halümü ey bahr-ı cüd-ü kân-ı kerem. Geçirdi göğsini rahat. Acıdı bana derya. Benim gitmem lazım. Hoş geldin. Yemek hazırlamıştım, gelmedin. Şimdi sofrayı kurarım. Lüzum yok. Aç değilim. O vakit sen üzerini çıkar, ben hamamı hazır edeyim. Sular dökünürsün. Biraz yorgunluğunu alır. İbrahim. Gelmeyeceksin diye o kadar korktum ki. Yapma böyle. Ne olur.
buradayım sultanım. Yanınızdayım, olmak istediğim yerde. Bitsin artık şu kuşkun. Kaldır aramızdaki perdeyi. Aşkımızı sultanlığınla değil, bu temiz kalbinle koruyabilirsin. Kiraz Ağa. Rüstem Ağam, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Sen niye geldin buraya? Firuze Hatun yolladı beni. Hünkârımızın ona hediye ettiği bir at varmış. Onu hazırlamasını söylüyordum ağaya. Dolaşmak mı isterler? Ne vakittir ister de Afife Hatun mani oluyordu. Lakin nasıl olduysa ikna etmiş. Buyursunlar, gelsinler. Ağalar, Firuze Hatun'un atını getirin hemen. Ben de yerini hazırlarım ağam. Sen kendi işine bak. Ben hallederim. Nasu Efendi. Hayırlı sabahlar Nigar Hatun. Hayırlar olsun da Rüstem Ağa için geldiysen. Yok. Seninle konuşmaya geldim. Müsaaden var mıdır? Firuze Hatun. Rüstem Ağa. Çok güzel bir at. Binmek için sabırsızlanıyorum. Buyursunlar. Rüstem Ağa, Afife Hatun bizzat benim eşlik etmemi istediler. O halde ne duruyorsun ha? Git kendine bir at seç. Ağam, seni içeriye buyur ederdim fakat bir gören duyan olur, yanlış anlaşılır. Sen buyur gel benimle hatun.
Görmeni istediğim biri var. Nasıl? Kimmiş o? Gelince görürsün. İyi de ağam, ben... Bana itimadın yok mu Asun? Ağam, sana itimadım tam. Fakat belli ki seni İbrahim Paşa yollamış. Ona itimadım yok artık. O mevzu başka. Buraya gelme sebebimin Paşa ile alakası yok. Korkma, sana zarar gelmeyecek. Rüstem Ağa! Rüstem Ağa! Rüstem Ağa nerede? Ne oldu ağam? Firuze Hatun yok. Her yere baktım yok. Yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki ya. Hey Allah'ım, ben şimdi nasıl açıklayacağım bunu? Afife Hatun kesin öldürecek beni. Neden geldik buraya? Allah'ını seversen bir şey söyle. Kimindir bu bahçe? Şş, sabret biraz hatun. Gel. İşte orada. Bu kız Kader değil mi? Sen nereden biliyorsun? Geçen gün haremde gördüm ben bu kızı. Cariyelerin hocası Ahmet Ağa'nın kızı dediydi Sümbül Ağa. Ne oluyor ağam? Ne demek bu? Paşanın ne işi var onun yanında? O senin kızın Nigar Hatun. Herkes seni konuşuyor burada. Bir hayli seviyorlar. Payitahtta da öyle. Bilhassa Yeniçeriler. İsmini ağızlarından bile düşürmüyor. Onların bu sevgisine layık olmak için elimden geleni yapıyorum Mehmet. Beni sevmiyorlar ama. Adımı bile kimse zikretmiyor. Validem hakkında, benim hakkımda neler dediklerini işittin. Sen onlara kulak asma. Daha seni tanımıyorlar. Biraz vakit geçsin. Ne kadar akıllı, yiğit bir şehzade olduğunu kendi gözleriyle görecekler. Mustafa Kadı yürekli bir şehzade değildir. Sen de biliyorsun ki o hatunu kapının önüne koymaz Mahidevran. Oğlum benim sözümü dinler. Ayrıca bu mesele seni alakadar etmez. Zinhar dahil olma.
Hünkârımız hiç memnun değil vaziyette. Bir an evvel dönmek istedi. Boş hayallere kapılma Hürrem. Denizleri içsen, güneşi söndürsen kâr etmez. Mustafa'mla hünkârımızın arasını açamazsın. Haklısın Maydevran. Ben giremem. Fakat Mehmet girer, öyle değil mi? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Babamla gelirken yolda sohbet ettik biraz. Bana bir kanundan bahsetti. Sultan Mehmet Han'ın buyruğuymuş. Kanunlarımızın çoğu yüce atamıza aittir. Hangisini dersin? Her kimes niye evladımdan saltanat müessir ola, karındaşların nizamı alem için katletmek münhasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anımla amil olalar. Eğer bir gün olur da tahta çıkarsan, bana kıymazsın değil mi abi? Mehmet. Kardeşim. Ben sana nasıl kıyarım? Dünya yıkılsa, cümle alem üstüme gelse, eğer kılına zarar verirsem erkek değilim.